Özel Mersin Orta Doğu Hastanesi'nin sunduğu Leyla Pak'la İşte Hayat başlıyor. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Bu çarşamba yine saatlerimiz 16'yı gösterince diyecektik. 16.05 gibi karşınızda olduk. Yine ekip arkadaşlarım ve şahsım adına hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz. Çok sebebimiz var bizi sabahları yataktan kaldıran, değil mi? İşte hayat dememizi sağlayan programımızın ismi gibi. O sebepleriniz hiç yok olmasın diliyoruz. Sevgilerimizi, mutluluk dileklerimizi yolluyoruz. Sizi güzel bir akşam üzerine uğurlamayı düşünüyoruz sevgili ve cici konuğumla birlikte. Bugün konuğumuz kim? Orta Doğu Hastanesi'nin kıymetli hekimlerinden birisini ağırlıyoruz yine stüdyomuzda. Yine bir baş tacımız var. Bir kadın hekimimiz var bugün. Doktor Bilge Kara, kendisi psikiyatri uzmanı. Bakalım neler konuşacak, neler edecek. Çok zor bir dal aslında, biliyor musunuz? Yani reddi miras gibi bu dal. Bu daldaki hekimlerin başarılı olması gerçekten çok zor Türkiye'de. Rüştünü ispat eder olması. Aslında akıl, ruh, beden sağlığı bir arada bulunmadığında hasta oluyoruz diye konuştuk Bilge Hanım'la az önce terasta. Gerçekten bunlardan birinin, özellikle ruh sağlığımızın eksik olduğunu nasıl anlarız, anlarsak ne yaparız? Böyle bir hekime gittiğimizde üzerimizde gerçekten müthiş bir toplum baskısı mı olur? Bir de böylesi hekimlerin reklamı da olmuyor. Kimse psikiyatra ya da psikoloğa gittiğini söylemiyor. Bence söylemiyor. Söyleyemiyor işte, deli damgası yemekten korkuyor. Hastalıklı ruh, ruhu hasta damgası yemekten korkuyor. Anadolu deyimiyle aklı kendine yoldaş değil damgası yemekten korkuyor. Yani bu konuda El Alem gazetesi çok iyi çalışıyor sevgili seyirciler. Hoş geldiniz Bilge Hanım, nasılsınız? Çok teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, nihayet buluşabildik. Gördüm. Evet, nihayet buluşabildik. Geçmişte kış döneminde iki kez tanıtımınızı çekmiştik, evet, kısmet olmamıştı. Evet, kısmet ben de olmadı. Hatta yayında, o yayın hangi yayında acaba bilmiyorum ama sonrasında Nehir Sucu Hoca'yı ağırlamıştık sizin yerinize. Evet. Dedim ki ben hangi hekim istesem bir mazereti çıkıyor, çok yoğun ama diyorlar. Ama psikiyatri hekiminde özellikle sıkıntılar çıktı herhalde. Branşla ilgili olabilir o şöyle, belki. O şöyle, gerçekten dalınızda Mersin'de isimlisiniz. Öncelikle bunu yüzünüz diye söylemiyorum, saygı çok duyuyorum. Çok tercih edilen bir hekim olduğunuzu biliyorum. Teşekkür ederim. Bu sizin şahsi background'unuzla ve hekimlik becerinizle ilgili, yönteminizle ilgili bir başarı. Bunu hiçbir hastaneye çok mal etmek istemiyorum ederim. Şimdi. Evet. Bu şansı Orta Doğu yaşıyor. Bilare şansı. Onun için Engin Bey'i de tebrik ediyorum seçiminden dolayı. Serpil Hanım'a da sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Evet. Psikiyatr uzmanı olmak gerçekten çok zor. Az önce söylediğim gibi hiç reklamı yapılmayan bir hekimlik dalı, evet, bu. Çok çok farklı kulvarda yaşayan insanlar ancak sizin isminizi zikredebilir. Çok farklı kulvarda. Toplumun çok şimdi önünde olan insanlar. Şimdi ondan öte bizim mesela hasta gruplarımız bile toplumun kesinlikle kabul etmediği ve kendinden uzak tuttuğu bir hasta grubuyla uğraşıyoruz. Değil mi? O bile bizim için çok büyük bir sıkıntı olabiliyor. Çok büyük bir, evet, sıkıntı olabilir. Bu arada Facebook üzerinden canlı yayındayız Ezel'cim. Başka hangi sosyal medya kanalından canlı yayındayız? Twitter üzerinden canlı yayındayız sevgili izleyicilerimiz. Bizi takip edebilirsiniz. Canlı yayınımıza sorularınızla ortak olabilirsiniz. Hekimimizle ilgili bilgileri ekranımızın altında, bakın hemen altında, gördüğünüz üzere sabit şekilde tutuyoruz hastane numaramızı. Oradan psikiyatr doktor Bilge Kara'ya ulaşabilirsiniz. Arzu ederseniz kanalımıza ulaştığınızda da biz size yine yardımcı olabiliriz. Bu bizim sabit görevlerimizden birisi. Psikiyatri biliminin önemi anlaşıldı mı sizce? Psikiyatri biliminin önemi kesinlikle anlaşılmadı.
Bunun birçok sebebini burada sayabilirim ama en önemli sebepleri özellikle mesela hastalıklarımızın, ruhsal hastalıklarımızın asla tedavi edilemeyeceği düşüncesi veya o hastalık tedavisinde kullandığımız ilaçların bağımlılık yapacağı ya da uyuşturacağı düşüncesi ya da bir kere ilaca başlanıldığı zaman bunun ömür boyu süreceği düşüncesi gibi ne yazık ki yanlış düşüncelerden dolayı anlaşılamamıştır. Yani bu bilimin ve bu bilimin tedavide kullandığı ilaçların pençesine düşmek istemiyor kimse. Öyle görüyorlar. Ve çözüm de olmadığını düşünüyorlar. Öncelikle. Ama konuya başlamadan önce sağlıklı olmanın ne demek olduğunu çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü psikiyatrinin önemi aslında bu tanımlamada geçmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlıklı olmanın bir tarifi vardır. Dünya Sağlık Örgütü şöyle der. Der ki, hastalık ya da sakatlığınızın olmaması değil. Evet. Sağlıklı olmak. Evet. Bunun yanında bedenen, ruhen ve sosyal açılardan da yönleriyle de tam iyilik halinde olmanız lazım. Evet. Bu ne anlatıyor bize? Yani siz sakat değilsiniz, tamam. Bir hastalığınız da yok, tamam. Evet. Ama sosyal yönden bir sıkıntı yaşıyorsanız siz yine sağlıklı değilsiniz demek oluyor. Evet. Ya da hastalığınız yok, tamam, bir sakatlığınız da yok. Ama ruhsal bir rahatsızlığınız varsa siz yine sağlıklı değilsiniz demek. Bu tanımlamada da ruhsal ve sosyal sıkıntılar olmadan sağlıklı olunamayacağını söylüyor aslında. Tabii ki bu üçleme çok önemli. Evet. Çok önemli. Evet. Birbirini besleyen etmenleri ya da faktörleri içeriyor çünkü. Kesinlikle içinde. Birinin eksikliği bu kadar ana öğelerinden, sağlıklı olmanın ana öğelerinden biri ruhsal ve sosyal olarak da sosyal yönleriyle de kişinin tam iyilik halinde olması. Tam iyilik halinde olması. Çünkü bu tanımlamadan sonra da zaten psikiyatri bilimi insan biyopsikososyal bir varlıktır. Yani bir biyolojik kökeni vardır, bir sosyal kökeni vardır, bir de ruhsal, psikolojik kökeni vardır. İşte o ruhsal ve psikolojik kökenin çok sağlam olması insanın felsefi olarak da doğru tanımlamasına sebep oluyor. Ve bu tanımlamadan sonra biz bir bütün olarak alırız hastaları. Yani biyolojik tarafı da bizi örnekleriyle vereceğim. Biyolojik tarafıyla da biyolojik yönü de ilgilendirir, sosyal yönü de ilgilendirir ve ruhsal yönü de ilgilendirir. Mesela hasta geldi, tedavimizi yaptık. Tanımızı koyduk, depresyon hastalığı tanısı koyduk, ilacını başladık, gerekli terapilerini yaptık ama bu hastanın bir de biliyoruz ki sosyal yönü var. Eğer sosyal sıkıntılar yaşıyorsa ona dokunmadığımız zaman biz tam iyilik hali sağlayamayız. Sosyal yönü dediğimiz Bilge Hocam, şimdi sıkıntıları, o kişiyi o hastalığa taşıyan etmenler topluluğu kesinlikle oluyor. Mesela eşiyle sıkıntı yaşıyor. Tamam, depresyonda biyolojik olarak bir depresyonu var. Ruhsal olarak da bu tanıyı koyduk. Koydunuz. Evet, ama eğer eşiyle ilgili mesela bir sıkıntı yaşıyorsa buraya dokunmadığımız takdirde diğer iki tarafı tedavi etsek bile ilaçla gerek terapiyle yine biz tam iyilik hali sağlayamayız. Yani dikiş patlamışsa pansuman sonuç vermez. Evet, biz tamamen hastayı biyolojik kökenine de örnek vereceğim, bir bütün olarak almak zorundayız. Ha, biyolojik kökene de örnek vereyim isterseniz. Lütfen. Hastaya panik bozukluk tanısı koyduk şikayetlerine göre. Panik bozukluk farklı. Panik bozukluk panik ataklarla giden bir hastalıktır. İkisi farklı serimlerdir. Panik bozukluk, onu da ayrı bir şeyde isterseniz ayrı bir konuşalım. Çünkü panik hata işleyelim. Psikiyatri derya denizdir. Uçsuz bucaksızdır. Panik hata özellikle bir işleyelim. Konu hakkında konuşursunuz. Orada geçen sözcük sizi alır ta uzaklara götürür. Bunu da anlatayım, şunu da anlatayım dersiniz sözünü, ve dağılır o yüzden. Şimdi sözünü alıyorum Bilge Hocam'dan sevgili izleyenlerimiz ve de dinleyenlerimiz, takipçilerimiz. Siz de şahitsiniz. Bir başka programı
yine Bilge Hoca ile yapacağız. Randevularını bizim için feda edecek. Hastalarından özür dileyecek. Engin Bey'den izin almanız lazım. Ondan sonra gelecek Bilge Hocam. Onunla panik atağı konuşacağız. Çünkü panik atak, yeri gelmişken söylüyorum, konumuzun dışında ama konumuzla alakalı bir durum. Panik atak tıpkı sinüzit gibi, migren gibi çok çabuk tanısı konulan bir rahatsızlık durumuna geldi. Ne kadar doğru tanılar konuluyor? Evet. Hangi tanı gerçekten panik atağın dalga alanında? Onları çok iyi saptamamız gerekiyor. Bir uzman gözüyle, kulağıyla, cümleleriyle. Buyurun lütfen. Konumuzu da belirlemiş olduk bir sonraki. Evet, çok rahatlamış olduk. Bir sürü şahidim evet. Var. Hiç kaytaramazsınız. Tamam. Hayır, kaytarma yok kesinlikle. Biyolojik kökenine mesela örnek verirsek panik bozukluk tanısı koyduk. Eğer bu hastamızda tiroid fonksiyon bozukluğu varsa biz ruhsal hastalığımızı tam anlamıyla tedavi etsek bile biliyoruz ki biyolojik kökenli bir hastalığına müdahil olmadığımız takdirde onun toparlanması için veya tedavisini düzenlemediğimiz takdirde yine geçerli, yeterli tedaviyi sağlamamış oluruz. Yani biz sadece ruhsal yönünü değil, biyolojik diğer hastalıklarda bizi bağlıyor tedavimizi, tedaviye verilen cevabı evet. Düzelmeyle ilişkili. Bu nedenle psikiyatri çok çok önemlidir. Hastalarımızı da bir bütün olarak ele almak zorundayız. Evet, psikiyatrin alanları, bir psikiyatr hekiminin alanları nereler acaba? Ben çok merak ediyorum. Ama şunu da düşündüm şimdi siz konuşurken Bilge Hocam. Çok böyle soru cevap gidelim istemiyorum. Çünkü soru cevap olacak bir konu değil. Çünkü toplumun bir yarası bu. Bir yarayı konuşurken sorulandırmak da yanlış ama sizin söylemlerinize zaman zaman ortak olmak istiyorum. İzleyenlerim sizi çok çok dinlesin istiyorum ama bir şey de sormak istiyorum. Şimdi diğer hekimlerinde psikiyatr çok yardım aldığı bir alan olmalı ya da yardım aldığı alandır muhakkak. Kesinlikle. Çünkü kronik, kalıtsal ve de akut rahatsızlıklara, uzun süreli tedavi aşaması olan rahatsızlıklara mutlaka psikiyatr eşliğinde yürümeli diye düşünüyorum ben hasta. Yanılıyor muyum? Siz bütün dalların en önemli yardımcısısınız. Çok haklısınız. Evet. Ama ondan öte kronik hastalıkları bir tarafa bırakalım. Normal mesela başka bir branşa hipertansiyon tanısıyla geldi. Düzenlendi tedavisi. Tansiyon yüksekliği var. Düzenlendi. Eğer daha önce bahsettiğimiz o 3 komponentten evet. Birinde bir sıkıntı varsa tansiyon hastalığının gerekli medikal tedavisi yapılsa bile kişinin bir panik bozukluğu varsa, ruhsal bir durumu varsa, ruhsal durumu tedavi edilmediği sürece tansiyon hastalığına da tam bir tedavide başarı sağlayamazsınız. Şimdi bağışıklık sistemimizi zayıf düşüren stres ortamında bulunuruz. Bir stres yaşarız, zayıf düşeriz, grip oluruz kolay. Zayıf düşeriz. Ruhumuz zayıf düşer. Evet, ruhumuzu besleyecek evet. Etmenler azalmıştır hayatımızda. Evet. Değil mi? Kaynana sorunu, eş sorunu, çocuk sorunu, çevre sorunu, komşu sorunu, aile sorunu, iş sorunu, geçimler bir sürü şeyle insan arası çok bulur. Hepsi bizi zayıf düşürdükçe zaten hastalıklara da kapı aralamış oluyoruz. Dolayısıyla kesinlikle. Biz o anahtarı önce ele geçirmeliyiz. Evet. Ruhumuzun da bağışıklık sistemini güçlendirmek adına psikiyatra hep ihtiyacımız olmalı. Evet. Ve bunun utanılacak bir müracaat olmadığını da toplum olarak kabul etmek kesinlikle. Zorundayız. Zaten psikiyatri ve psikiyatristleri halkın gözünde farklı kılan bazı noktalar vardır. İşte hasta-hekim ilişkisinin özelliği, farklı özellikler teşkil etmesi, bilim ve tıp yanında evet. Felsefe ve sosyoloji ile de yakından ilişkili olması ve bu alanlarda da bilgi ve değişimlerden en çok etkilenen bilim dalı olması. Benim için şimdi söyleyeceğim şey aslında en önemli neden. Toplumun bile varlığından rahatsızlık duyduğu ve kendisinden uzak tutmaya çalıştığı hasta grubuyla ilgilenmemiz, hasta profilimizin bu tür bir hasta profili olması bile özellikle psikiyatri bilimi ve psikiyatristler hakkında halkın gözünde farklı düşünceler oluşmasını sağlıyor. Mikrofona dokunmasak çok memnun olurum. Pardon, evet. Ben de yapıyorum onu bazen evet. Az önce de yaptım. Şimdi şöyle bir durum. Evet, hasta olmamızı besleyen kaynaklar bizi hasta ediyorlar önce. Sonra aynen öyle. Sonra hasta evet. Oluyoruz. Gerekli doktora giderken de tukaka diyorlar. Deli doktoruna mı gidiyorsun diyorlar. Bu müthiş bir çelişki döngüsü bence. Burada da işte damgalanma endişesi var.
Çok çünkü, mu endişeliyiz bu konuda Türk toplum çok olarak? Çok endişeliyiz. Hasta profilinizde bunu gözlemleyebilirsiniz. Psikiyatri bilimi hakkında bilgi eksikliği, ne olduğuna dair, ne yapar, nelere bakar, bu konulardaki bilgi eksikliği nedeniyle psikiyatrist eşittir deliliklere bakan bir hastalık olarak bilinir toplumumuzda. Bu da damgalanma endişesi yarattığından dolayı psikiyatri desteği almaktan kaçınmayı sağlar. Musluğun contasını biz değiştiremiyoruz. Tamirciyi çağırıyoruz. Bu evet. Niye ayıp olmuyor? Duygularımızı değiştirip yerine yenilerini koyamıyoruz. Ya da savunma duygumuzu yaratamıyoruz hayatta. Evet. Hepimizin çok zayıf olduğu anlar var. Hepimiz hayatta her konuda çok başarılı olamayız ki. Şimdi kadın kadına sohbet edelim. İşte bunun sebebi bu. O oranın tamircisi de sizsiniz. Haklısınız ama bilgi eksikliği. Çünkü psikiyatrist eşittir delilere bakar damgası. Evet. Ben buzdolabı tamircisiyim. Ama beni elektrik süpürgesi tamircisi olarak görüyorlar. Büyük gibi. Haksızlık. Dalınız çok zor. Türkiye'de çok zor. Kesinlikle. Daha müthiş çünkü zor. Tansiyonu yükseldiğinde halkımız biliyor ki kardiyolojiye gitmek zorunda. Çünkü nedir? O yükseklikle duramaz. Ölüme kadar götürecek şeyler vardır. Komplikasyonları evet. Olabilir. Şeker hastasıdır. Şekeri yükseldiğinde dahiliyeye gidebiliyor. Evet. Ama bedensel hastalıkların ya da fizyolojik hastalıkların oluşturabileceği, tedavi edilmediği takdirde oluşturabileceği komplikasyonları aslında ruhsal hastalıklar da oluşturur. Kaza gibi, ondan sonra intihar gibi. Yani mevcut ruhsal hastalıklar kişinin iş gücü kaybına neden oluyor. Ay hem de tıpkı nasıl? Bedensel evet. Hastalıklar gibi. Ya da verimliliğini düşürüyor. Ay bazı insanlar da hastalık gibi. Nasıl? Yani bazen hayatınızı aldığınız insanlar da hastalık gibi olabiliyor. Hiçbir şeyiniz olmuyor, bir virüs gibi olabiliyor. Hiçbir şeyiniz olmuyor ama hayatınızın evet. Ortasına oturuyor ve hayatınızı mahvedebiliyor bazı yönlerden. İş veriminizi azaltabiliyor, sosyal hayata bağlılığınızı azaltabiliyor. Bir saplantı haline, saplanmış biri haline gelmenize sebep olabiliyor. İşte bütün bunları yaşadığımda kime geleceğim ben? Kime gideceğim? Elektrik süpürgesi tamircisine. Doğru söylüyorsunuz. Lütfen çamaşır Tabii. makinesi tamircisine gitmeyelim. Gitmeyeceğim. Evet. Elektrik süpürgesi tamircisine gideceğim. Zor ya, çok zor. Çok zor, çok evet. Zor. Topluma rağmen sizden tedavi almak çok zor. Kesinlikle, evet. Damgalanma endişesi. Hatta bakarsak mesela... Peki özür dilerim bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Geçmeden, siz dünyaya geçeceksiniz. Tabii. Peki mesela diyelim bir genç, psikiyatra götürün beni, iyi değilim ben diyor. Kendim beğenmiyorum. İhtiyacım var böyle bir desteğe. Size geldiği öyle halde... Öyle bir genç var mı gerçekten? Bir, ya olabilir yani, olabilir. Diyelim bilinçli var öyle bir genç. Evet. Evet, destek almalıyım belki de bu konuda. Ben bu sorunla baş edemeyeceğim galiba diyeyim. Peki karşı çıkan aileler profili de oluyor mu hiç size gelen hasta grubunda? Aslında onun bir şeyi yok, şuna üzüldü de böyle oldu falan diye. Yani hemen aslında burada onu tartışıyoruz zaten. Yani damgalanma endişesi nedeniyle... ancak en son artık bir çare bulamayınca zaten o düzeyde geldiğinde de bir sürü kayıplar oluşarak geliyor. Mecbur kalıp artık geliyor. Yani bir sürü kayıplardan sonra mecburiyetten en son noktaya geliyor. Yani başta... Aslında psikiyatri ruhsal hastalıklar önlenebilen hastalıklardır. Bu çok büyük bir avantaj. Aa, çok özel bir cümle oldu bu. Aynen öyle. Yani büyük bir çoğunluğu önlenebilen hastalıklardır. Biz ise bırakın önlenmesini, daha en son duruma gelmeden, çıkmaz sokağa gelmeden bile başvuramıyoruz. Şimdi zaten psikiyatra gidene deli diyecekler. Bizim kız oğlan da zaten... Deli damgası yesin, seyredelim, yesin. Yani bunu kabul ediyoruz bakın. Evet.
Çünkü delirecek yani. Beyni kendine dost değil. Duygular evet. kendine dost değil. Evet. Başarı demiyor ve yeter değil. Çünkü bu konunun şeyi kompetanı değil yani. Evet. Yapamaz bunu. Hiç evet. kimse başaramaz kolay. Müthiş bir zihni lazım ve evet. zihniyet lazım. Sonra kişi kendi kendine delirince anlattığınızdan onu çıkarıp elinden tutup size getiriyorlar. Tescil ettirmek için. Evet. Evet. Ama bizim için en son çelişkilerle nokta oluyor. Yani tedavimizin daha karmaşık uygulamamız gereken tedavi şekline dönüştüğü hasta ve için de zor sizin için. Tabii içinde. Tedavi sürecinin de kronikleştiği için bazı şeyler tedavi sürecini de uzun olması gereken bir dönemde geliyor. Yani daha fazla efor gerektiren, daha fazla uğraş gerektiren çok. Ve üstelik geri dönüşümsüz kayıpların olduğu dönemde. Fırtına geliyor. Hafifken iki mandalla tutturuyorsunuz çarşafınızı. Aynen öyle. Fırtına evet. güçlüyse evet. 4-5 mandalla işe gelirken sağlam alıyorsunuz. Ne olur ne olmaz ben evde yokum rüzgar alıp atmasın diye. Bu onun gibi bir şey. Buyurun sizi dinliyorum. Bu nedenlerden dolayı aslında bilgili eksikliği de vardır. Toplum çünkü bu an, şu ana kadar konuştuğumuz şeylerden dolayı psikiyatriyi anlaşılmaz ve karmaşık olarak görür. Bu yüzden önce psikiyatri nedir? Ruh hastalıkları nedir? Nasıl evet. tanı koyabiliyoruz? Nasıl tedavi ediyoruz? O sorulara açıklık getirmemiz seve gerektiğini seve. Düşünüyorum. Seve seve eşlik ederiz size biz. Psikiyatri ruh hastalıklarının tanı, tedavi ve önlenmesini içeren bir bilim dalıdır. Bakın evet. içeriğinde önlenme de var. Demek ki hastalıklarımız aslında daha oluşmadan önlenebilir nitelik özellikleri de var demek bu aslında. Evet. Ve başta da bahsettiğimiz gibi bütün olarak bir bireyi ele alırız. Ruhen, bedenen ve sosyal yönlerden biz bir bireyi alırız. Sağlıklı olmanın tarifini yaptık. Aslında ruh sağlığımızın normal olduğunu nasıl anlarız? Hep nasıl bunu anlarım? Sorarlar mesela anormal nedir, normal nedir? Bizim çamaşır bu makinesi kazanı sallayın sinyal. Aynen, aynen. Ama toplumumuzda kazan sallayınca belli bir süre götürüyorlar psikiyatri hastaları gibi. Hemen mısırçıyı çağırıyorlar. Yok hemen çağırmıyorlar işte. Elektrik süpürgesi tamircisini çağırıyorum. Çamaşır makinesi kazanı sallayın. Çamaşır makinelerinde şöyle bir süre öyle devam ediyorlar, gitmiyorlar. Mu? Duvarlara da zarar verene ta kadar ki, ya da evet, dolaba. Evet, başka bir şeye zarar verene kadar. Çok haklısınız, dinliyorum. Şimdi diyorum. Ruh sağlığımızın normal olduğunu ya da sağlıklı olduğumuzu aslında 3 kriterle anlarız. Bunlardan birincisi kişinin kendini bütünüyle iyi hissetmesi. İkincisi kendi yeteneklerinin farkında olması. Bütünüyle ve bu iyi hissetmesi nasıl olacak? Üçüyle bağlantılı hepsini tamam. söyleyelim toplayalım. Tamam. Kendi kişisel yeteneklerinin farkında olması ve bunu farkında olması da yetmez ve bunu gerekli alanlarda kullanabilmesi. Ay her söylediğinizin A şıkkı var bende B şıkkı yok. Dinliyorum. Hezimet içerisinde. Ha, birinciyi şundan anlıyoruz söylediğinizi. Üçü de söyleyeyim öyle bağlantı tamam. kuralım. Hayatın getirdiği günlük olağan streslerle baş edebilmesi de. Yani bu üç kriter lazım. Zaten son saydığım iki kriter olmayınca zaten doğal olarak iyi hissetmezsiniz. Hani iyi hissetme olarak nasıl anlarız diye sorduğunuzun cevabı bu. Doğal olarak harranlı oluyorum ben orada. Sendikalı olmuyorum işte. Öyle çöküşte mi? Oluyor. Mesela insan olarak şimdi bir profil olarak düşünüyorum kendimi. Söylediğinizi evet. kendi üzerime adapte etmeye çalışıyorum. Her söylediğinizin A şıkkı var, B şıkkı yok. Ben kendimin bütünüyle sağlıklı, ruh ve beden bakımından sağlıklı olduğumu nasıl anlarım? Şimdi bir var, iki ve üç yok dediyseniz aslında ruh sağlığınız iyi değildir demektir. Çünkü 2 ve 3'ün farkında değilsiniz demektir. Yani 1 varsa ben kendimi iyi hissetmiyorum. Bunu o zaman muhakkak bunun bir ya, sebebi hocam. Var ama sizden sordunuz üzgünüm. Sen kaşındın diyorsunuz. zaman ara sıra yaşam, ara sıra yaşama hırsı, ara ama sıra mahşer oluyor. Ama özgüveniniz mükemmel. Teşekkür hani, ederim. Hani psikiyatriye damgalanma endişesiyle bakış açısını konuşurken sizin kendinizden örnek verip evet. Bu örneklerle gitmeniz de mükemmel bir özgüven. Psikoloğa çok gittim. Süper. Çünkü sebebini açıklayabilir miyim? Belki feyiz alacak izleyenlerim olabilir. Çünkü
Sandıktan böyle eski dostlarınızı çıkarıyorsunuz ya zaman zaman. Ailenizle bile konuşamadığınız bazı açmalarınız, evet, açmazlarınız, çıkmazlarınız olabilir. Onları bile parlatıp tekrar sen benim dostumdun, hadi yine dostum ol deyip karşınıza oturtuyorsunuz ve konuşuyorsunuz. İki gün sonra konuştuklarınızı başka mihraklardan duyuyorsunuz. İnanın bana, psikologlarda, psikiyatrlarda daha iyi sırdaş bütün dostlarınızdan. Hiçbir dostunuza sırdaşınızı vermeyin. Dostunuz sırdaşınız olmak zorunda değil ama anlattıklarınızı kuyu gibi alıp hapsedecek mercidir psikiyatrlar. Şimdi söylediğiniz şey 3 numaraya geliyor. Ne dedik 3. kriterde? Hayatın günlük stresiyle başa çıkabilme. Tabii ki çok yöntem aldım. Ama ben şimdi günlük stresiyle doğru bir şekilde başa çıkabilme. Evet. Siz parlatıyorum dediniz. Parlatma doğru bir yöntem değil, çözüm değil o. Sadece farklı, aynı şeyi farklı bir sunum aslında. Parlatıyorum derken aslında dostlarımı eskitmiyorum. Onları hep taze tutuyorum. Çok kolay dost harcayan biri değilim ben ve hep dost sanırım onları. Kendimden örnek vereyim. Kime örnek vereyim ben programda? Model mi getireyim? Getireyim bir diğer sefer. Dostumsa dostum. 30 senelik dostlarım var mesela. Evet. Hemen onu parlatıyorum. Seninle konuşmaya ihtiyacım var. Beni dinler misin yarım saat? Ay iyi ki aradın. Benim de seninle konuşmaya çok ihtiyacım vardı. Ben anlatıyorum, o anlatıyor mesela. Ama ben anlattığımı sonradan duyuyorum başka bir yerden. Evet. Gibi parlatmadan kastım o yani. Yoksa dostumu çok iyi, mükemmel durumuna eriştirip de karşıma oturtmuyorum. Öyle yani. Bakın ben mükemmel biriyim. Siz süpersiniz. Üstelik psikiyatri doktoru onun ayrı süpersiniz. Gerçekten mi? Evet. Ay kurban olurum kendime. Ay çok iyi oldu bu gazla giderim. Evet. Konu zaten çok şey bir konu. Toplumsal boyutları çok çatallı bir konu. Derya onun için deniz, evet, günlük sohbetleri ara sıra katmaya çalışıyorum. Çok araya iyi oluyor lütfen. İzleyicilerimizin evet dikkatini daha dinamik tutalım diye. Yoksa evet ne haddimize. Buyurun lütfen. Bir de şu bir türlü farkına varılmıyor. Ruh hastalıkları da beden hastalıkları gibi birçok komplikasyona, hatta onlardan daha şiddetli komplikasyonlara neden olabilir. Nasıl ki tansiyonu varsa, şeker hastalığı varsa veya buna benzer bir kronik hastalığı varsa iş gücü kaybına neden oluyor. Depresyondaki bir hastada da iş gücü kaybı oluyor. Günlük işlerini yapamıyor. Verimlilik kaybına neden oluyor. Öğrenci ise dersini çalışamıyor. Doğal olarak beden sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri oluyor. Mesela depresyonu vardır, tansiyon hastasıysa, tansiyon hastalığı tedavi edilse bile depresyondan dolayı tam düzelme sağlanamıyor. Ne yapacağız peki hekimim, nasıl iyileşeceğiz? Zorla bana geleceksiniz. Zorla size geleceğiz. Zorla, evet, gerekirse zorla. Şimdi doktora... Ve üstelik ağırlaşmadan geleceksiniz lütfen. Aynı zamanda hemşerim de Bilge Hanım. Evet. Söylemesi ayıp, Malatyalı efendim. Gurur duyuyoruz. Ondan sonra ben de gurur duyuyorum. Her yöresiyle gurur duyuyoruz, evet, ülkemizin. Ancak böyle dostluklar böyle başladı. Nerelisin kardeş diye başlar, öyle oldu. Nerelisin bacım dedik, öyle başladık. Şöyle bir şey var. Şimdi hep böyle telkin hekimlerine gittiğimizde bize şunu derler. Mesela ben çok büyük bir trafik kazası geçirmiştim. Yani bir arabadan, arabayı keserek çıkardılar beni ve onun travmasını şöyle atlattım. Ertesi gün hemen tekrar direksiyon başına geçtim. Kesinlikle. Hemen direksiyon başına kesinlikle geçtim. Bandajlarımla, boynum kasklı ve Kayseri, süper, Ankara. Süper. Kim söyledi size? Hiç kimse söylemedi. Çünkü benim içimde bir Zeyna var. Kayseri, Ankara 5 saat gittim. Dedim olmaz. Bir düşersem yatarsam hep yaparım. Ertesi gün yapmamış olsaydınız hiç kimse, hiçbir kuvvet sizi... Yani tekrar tabii ki bildirdik de evet, psikiyatristler sadece bunu başarabilirdi diyelim. Gerçekten mi? Gerçekten. İkinci gün oraya. Şimdi şuraya getireceğim sözü. Doktorlar hep şöyle der. Evin yansa dönüp bakmayacaksın. Evet. Gerçekten öyle olmayı başarabilir mi bir insan? Bunları konuşalım istiyorum. Tabii ki başarabilir. Nasıl başarabilir? Şimdi evin yanacak ve dönüp bak, tabii ki bu temsil. Teşbihte hata, evet, olmaz. Evet. Mesela bulaşıklar orada bekliyor. Tezgahın üzerinde bir tane çay kaşığı kalsa Leyla uyuyamaz. Ay çay kaşığı orada. Gidip şunu kaldırmayayım. Kaldırmayayım. Kalsın ya. Bu zaman kaldırdım da ne oldu? Kalsa sana ne payı olacak? Kalsa ne olacak? Kalmış olacağım. Kalmasının ne sakıncası var sizin için? Kaldırılmasının ne sakıncası var? Çekmece açıksa uyuyamıyorum mesela. Kaldırılmasının şey... sakıncası şu. Tamam. Siz de bana kaldırılmamasının sakıncasını söyleyeceksiniz ama. Tamam. Kaldırılmasının sakıncası şu. Bugün onu kaldırmakla başlarsınız. Yarın her şeyde kontrol etmeyi sağlamaya başlarsınız.
Buyurun sizi dinleyelim. Benim sorunum. Benim sorum neydi? Kaldırılmamasının sakıncasını söyleyeceksiniz. Şimdi belki de yıllarca çalışma hayatında olmanın bir şeyi bu. Takıntısı. Tamam. Onun yanına ama diyorum. Kaldırmasanız ne olacak? Deprem mi olacak? Dünya mı yıkılacak? Kafada yaşayacak. Kafada yaşasın. Ben hasta mıyım doktor? Yaşayacak kafada mıyım? yaşaya geçecek bu. Öyle mi? Evet. Üstüne gitmek. Yani ertesi üstüne kazadan gitmek, ertesi gün direksiyona geçmek gibi. Aynen öyle. Bütün çay kaşıklarını salonun ortasına saçmazsam. Aynen öyle saçın takıntılarınızı. Saçayım ve sabaha kadar burada kalın. Benim canım aynen sizi toplamak öyle isteyene kadar. Değil. Evet, o sıkıntıyla yani onu toplamamanın verdiği sıkıntıyla mücadeleyi başarırsanız eviniz yandığında dönüp bakmazsınız. Ama bu bir süreç istiyor. Tabii hemen bir defa yapmayla olacak bir şey değil. Evet. Biz bayağı bir açıldık. Hayır, açıldık bir hastalıktan bahsetmiyoruz bakın. Genel psikiyatrinden bahsediyoruz. Kimlerin psikiyatra ihtiyacı var? Oraların da tüyolarını vermeye başladık evet, yavaş yavaş. Mesela sizinle konuşmasaydım. Mesela bir kriter şu, siz düşünce ve takıntı örnek verdiğiniz için. Eğer kontrol edilemeyen düşünceler zihninize geliyorsa bu tür şeyler de zihinsel özellikle olabilir. Bunun için gelebilirsiniz. Bu bir kriter mesela. Biraz ilerleyen zamanda söyleyecektim. Bu bir kriter. Doktor ben yaşayacak mıyım? Açık ol. Yaşarsınız ama yaşam kalitenizi bilemiyorum. Çok kendimden vererek yaşarım. Evet. Değil mi? Her şey mükemmel olsun. Şimdi, ben bozulsam bakın, da olur. O sınırda kalsa tamam deriz. Yani tamam, o kaşığı kaldırmakla kalsa olay. Özür diliyorum. Evet. Tamam. Hı? Ama biz biliyoruz ki o kaşığı kaldırmakla kalmayacak. Bu defa bütün hayatınızın geneline yayılacak bu sıkıntı. Sonra sizin gücünüzün, bedeninizin ya da ruhunuzun kaldıramayacağı bir eşiğe gelecek. Önleme bu aslında. Ne dediniz? Şu an size evet, o kaşığı kaldırmanın gerçekten bir olumsuz şeyi yok. Ama biz diyoruz ki ama o kaşığı kaldırmanızı bir rahatsızlığa dönüşmesini önlemek için istiyoruz diyoruz. Yani ben psikiyatride önleme de budur işte. Harikasınız. Yani ben çok size çok güzel bir nokta. Ben evet, size kaşık çok, olayı nerelere ben getirdim? Ben size çok mükemmelliyetçiyim ve bu huyumdan vazgeçmek istiyorum aynen diye öyle de gelebilirim. Aynen öyle. Değil mi? Yani illa görünüşte bir ciddi bir iş gücü kaybına, verimlilik kaybına ya da kazaya, intihara sebep olmadan da hafif normalin biraz sınırı geçtiğinizde de gelinmesi gerek. Onu konuşuyoruz aslında. Kaşığı kaldırmasak ne olur? Bazı insanlar hayatımızda olmasa ne olur gibi. Evet. Yani eşyayı insana, çok güzel duruma, bir, o kaşık olayı gerçekten eşyayı çok insana, duruma, olaya, içinde bulunuşa evet, uyarlayabiliriz. Mesela şimdi psikiyatra hangi alanlarda lazım bize? Bakın hiç aklınıza gelmiş miydi? Çamaşır makinesinin kapağı açık mı kalmalı, kapalı mı kalmalı? Ay kapalı bırakırsam yerine kadar koku olur mu acaba? Yok, temiz olmalı. Bir küçük şişe sirke alayım, dökeyim, kendi kendine yıkansın, sonra açayım, sonra kapatayım. Açayım mı, kapatayım mı? Ne yaptım, ne ettim, bu mu oldu? Ev tertemiz olsun, düzenli olsun, her şey iyi olsun, çocuk iyi olsun. İşte ajandanın şu kenara kıvrılmasın, masam her zaman temiz olsun, düzenli olsun. Siz böyle mükemmel olmaya çalıştıkça hayatınızdaki her şeyin mükemmel kalacağınızı zannediyorsunuz. Ama yaşam bozulmalardan ibaret. Evet. Bazen biz bozuluyoruz yaşadıklarımızla, hekimler bizi onarmaya çalışıyor. Bazen hayat çok mükemmel oluyor. Beceriksizliğimizi biz bozuyoruz. İşte her şey zamanında, tadında ve yerinde müdahaleyle kendine dönebilir. Psikiyatrının genel alanlarını, toplumdaki yargısını, psikiyatr hekimlerinin işlerinin yapmalarındaki karşılaştıkları en büyük zorluklardan birinin toplumun kendi önüne koyduğu aşılamaz bir ket olan El Alem gazetesinin ne kadar sakıncalı olduğunu ve bizi nasıl alışkanlıklara, nerelere mahkum ettiğini, bazen imitasyon, bazen da gerçek örneklerimizle, kendimizden örneklerimizi vermeye çalışıyoruz sevgili izleyiciler. Örneğin ayakkabınız orada dursa ne olur? İlla kalıbını koyup, kutusuna koyup kaldırmak zorunda mısınız? Gibi. Şimdi çok kısa saniyelik bir sponsor reklam aramız var. Sakın bir yere ayrılmayın. Bu sefer gerçekten çok üzülürüm. Özel Mersin Orta Doğu Hastanesi'nin sunduğu Leyla Pak'la İşte Hayat devam edecek.
Özel Mersin Orta Doğu Hastanesi'nin sunduğu Leyla Pak'la İşte Hayat devam ediyor. Merhabalar, yeniden merhabalar efendim. İşte Hayat programında birlikteyiz. İçel TV stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Facebook üzerinden ve nereden? Bir de Twitter'dan ortak yayındayız bugün sevgili izleyiciler. Ve konuğumuz çok kıymetli, çok önemli dip bilgiler alıyoruz. Bu dip bilgiler üzerine birçok vagonu sevgili hekimimize sonradan yerleştireceğiz. Hastalık, kişiye göre hastalık, hani hastalık yoktur, hasta vardır diyoruz ya, her rahatsızlık her bünyede aynı şekilde ortaya çıkmak zorunda değil mesela. Psikiyatri içinde muhakkak ki bu böyledir. Biri bir şeyi kolay yaşar, biri çok zor yaşar. Biri tükenince gider, biri henüz ayaktayken farkına varır. Atlar ayakta ölür misali direnen hastalar da olabilir. Onun için bu zemini önce bir oluşturuyoruz. Sonra bunun üzerine, bu rayın üzerine sevgili Bilge Hocam'la çok önemli vagonlar yerleştireceğiz. Birçok fikre ışık olmaya çalışacağız. Yol açmaya çalışacağız. İşinizi bir nebze kolaylaştırabilirsek ne mutlu bize. Özel Mersin Orta Doğu Hastanesi'nin kıymetli hekimlerinden Doktor Bilge Kara, psikiyatri uzmanı Bilge Kara bugün konuğumuz. Konumuzun büyük bir bölümünü geride bıraktık ama genel olarak sohbet ettiğimiz için her an her yere dönebiliriz. Şimdi tekrar söz Bilge Hocam'da. Evet. Ben bir örnek vermek istiyorum. Bu kaşık lütfen. Olayı bayağı aydınlatıcı bir örnek oldu. Çocuk gelişim evreleri vardır kaşık, mesela. Kaşık kaşık olalı bu kadar işe yaramamıştı. Kesinlikle. Herkes öyle bakacak artık. Çocuk gelişim evreleri vardır mesela. Evet. Bu evrelerde çocuğun gelişim aşamalarına göre, gelişim evrelerine göre yapılması gereken şeyler vardır. Birkaç örnek vereyim. Evet. Mesela 1,5 yaşındaki çocuğa eline kaşığı vereceksiniz. Doydu doymadıya, yedi yemediye ve döktü dökmediye bakmadan kendisinin yemesini sağlayacaksınız. Evet. Bunu neden isteriz? Hem hani o birinci sınıfa başladığı zaman aman kasları gelişmemiş, kalem tutamıyor. İşte aman eğik yazıyor, şu yazıyor. Motor hareketleri gelişsin diye. Motor hareketlerinin, kaslarının, ince motorlarının hem gelişsin diye hem de ben yapabiliyorum'un temellerine yavaş yavaş atalım diye gelişim evreleri süresince. Egosu da gelişsin çocuğun yavaş yavaş. Ama hala toplumumuzda 9 yaşına, 10 yaşına, hatta 15 yaşına, hatta 24 yaşına gelip de ağzına yemek verilen gençlerimiz, çocuklarımız var. Mesela bir tane daha örnek vereyim. 3 yaşında, 4 yaşında işte çocuğun durumuna göre çocuğun yaşına uygun bir sorumluluk vermek lazım. Mesela evde işte tuvalet kağıtlarını değiştirmek senin görevin. 4 yaşındaki çocuk bunu yapabilir. Ha, bu da yine hem fiziksel gelişim için hem de ben yapabiliyorum'u kazandırmak için. Ne bileyim işte bunları zaten o aşamalarda yaptıktan sonra ilkokula geldiğinde çocuk... Evet. Ya, teşekkür ederim. En sevdiğim. İlkokula geldiğinde çocuk artık kendi uyanıyor, kendi kalkıyor. Çok teşekkür ederim. Ayaklarım kendi kalkıyor. Ondan sonra çantasını kendi hazırlayan, kendi ayakkabısını bağlayan bir çocuk haline geliyor. Ay Selim, hani sorumluluk aşamalarını başladığımız sürece. Evet. Ama hala ilkokul 1'e giden çocuklara bakın. Kendi ayakkabısını bağlayanı gördünüz mü hiç ya da şahit oldunuz mu? Parmakların sayısı kadar azdır. Elini bağlamasını çıkarıyorlar, bir tek de, giyiyorlar, bağlayıp çözmüyorlar. Anneler yapıyor bunu. Bir de ben şeyi de anlamıyorum. Hadi kendisinin yapmasına müsaade etmiyorsunuz da şöyle kocaman böyle bir sürü bağcıklı ayakkabı niye alıyorsunuz? Niye alıyorsun? Oturup 2 saat onu bağlıyorsunuz. Cırt cırtlı alın. Ha, sonra bu birey, anne benim kapımı çalıyor. 16 yaşında elinden tutup getiriyor. Bana diyor ki ders çalışmıyor. Odasını toplamıyor diyor. Şimdi ders çalışmak bir sorumluluktur. Oda toplamak da bir sorumluluktur. Vermedik ki alalım. Heh, siz 1,5 yaşındayken kaşığı tutmasına müsaade etmediniz. Önlenme dediğim, önlenmesi olayı bu işte. 1,5 yaşındayken kaşığı eline vermediniz. Ayakkabısını bağlamaya müsaade etmediniz. Biz neymişiz hocam? Anlatın, evet değil mi? Gömdük bayağı. Doğru söylüyorsunuz ama. Hepsinden kareler var. Herkesin hayatında. Kimse benden yok de, bende yok demesin bu. Evet. Bu nedenle mesela evlilikte ve çocuk yetiştirmede devlet politikası olmalı. Yani kesinlikle psikiyatri
takipleri yapıldıktan sonra kişiler ya da takip olmalı. Değil yani psikiyatri danışmanlığı verilmeli. Evet. Bu nedenle yani evlenecek insana, evliliğe karar vermiş insana, evliliği yürütebilme adına aile danışmanlığı zorunlu tutulmalı. Çocuğu oldu, çocuğun ruhsal gelişimi hakkında bilgi verilmesi için psikiyatri danışmanlığı zorunlu tutulmalı. Biraz uçtuk gibi. Hayır, çok doğru şeyler. Olması gereken de hani şu şartlarda henüz hep psikiyatrinin diyor. Önemi ben hep derim ki anlaşılmamışken. Yo, gerçekten evlenecek çiftlerin akıl, ruh, beden sağlığı konusunda birer rapor sahibi olması lazım. Rapor olarak demedim. Pardon. Hayır, ben öyle diyorum. Cahil rapor değil, yıllardır. Sadece danışmanlık. Yani evlenecek iki farklı insan evleniyor. Bu evliliğin sağlıklı yürütülmesi için danışmanlık verilmeli. Çocuk yetiştirirken de ruhsal bir yönden tam yetiştirilmesi için tamam, danışmanlık verilmeli. Danışmanlık verilmeli. Her neyse işte kimse buralarda bu dediğimiz yerlerde. Yani 1,5 yaşında eline kaşığı vermesini bilmeli anne çocuğun ki 16 yaşında kapımı çalmasın ders çalışmıyor niye diye. Niye anne veriyor? Niye baba vermiyor mesela o kaşığı? Şimdi değil mi? O da ayrı bir boyutu. Çözmemiz gereken ve gerçekten büyük bir sıkıntı olan ayrı bir boyut. Bakın ben bile bu psikiyatri biliminin eğitimini almama rağmen artık ritüel halinde anne şeyini kullanıyorum. Öyle olmaması lazım. Baba diyemiyorum. Hani bu yerleşmiş bir değil alışkanlık, mi? Ritüel gibi oluyor. Evet. Evet. Hep evet. Aynı enstrümanı kullanıyor bütün evet. Hekimler. Baba gerçi... daha teşekkür ederim baba diyeceğim bundan sonra. Evet. Anne bütün ya da baba. Arıyormuş şimdi. Anne ya da baba. Evet. Yani. Doğru. Öyle demek lazım. Anne baba evet yani kadın ya da bakan erkek kişi gibi. Diyelim. Bakan daha kişi. Bir genel ama o da yine anneye kalıyor. Anne kadına ya da kalıyor. Baba. Anne ya da baba. Onu da bir ayrı konu yapalım. Kadın erkek toplumda. Bir gün de kısır yapalım. Hepsini konuşalım. İşte diyorum ya. Psikiyatri çok derya deniz. Dağdan dala yani bırakamıyorsunuz bir şekilde. Onu da konuşalım. Bütünlüğü de bu yüzden sağlayamıyoruz. Bitirsiniz çok sevdim. Peki bunlar işte ilgi yoksunluğu, dikkat yoksunluğu, beceri yoksunluğu, beceri alışkanlıklarının kazandırılmamış ya da kazanılmamış olması durumu hepsi var işin içinde. Evet. Peki, bir de insanların geniş. Hayatında kişi yoksunluğu var. Kişi yoksunluğuna katlanamayanlar da size gelmeli bence. Kişi yoksunluğu neden oluyor sizce? Vefatlardan olabiliyor mesela. Uzaklıktan olabiliyor. Sevdiğiniz bir insandan uzak olmaktan, mesafe olarak. Ona aitsinizdir, o size aittir ama mesafe olarak uzaksınızdır. İşte vefatlardan, kayıplardan, ölümlü kayıplardan olabiliyor. Bir insanla hangi noktada olduğunuzu bilmemenizden kaynaklanabiliyor. Bir insanı hayatınıza alırken ki dost, arkadaş, komşu değil mi? Her bakımdan düşünmek lazım bunu. Hayatınızı alırken ki kriterlerinizde yaşadığınız ikilemler de bence psikiyatrinin konusu. Bir insanı hayatınızdan çıkarma noktasına geldiğinizde yine psikiyatra sizin imdadınıza yetişecek. Çünkü bunların yöntemlerini çok iyi bilsek bizler bu dönemlerin hepsini şimdi hiç saymazdık. İşte formülleri bizde değil, baş etme formülleri bizde değil. Muhakkak ki hepsinin çok kolay bir anahtarı var. Bu kapıları kolay açacak çok, anahtar evet. Bilge Hanım'da. Hiç öyle büyük hastalıklar beklememek lazım. Hiç beklememek lazım. Bir komşunuzla iyi anlaşamıyorsunuz, kapı komşunuz. Tavırlarınızdan memnun değilsiniz. İnanın size vücut olarak yaşatacağı kayıptan daha azdır ödeyeceğiniz bir muayene ücreti. Deyin ki ben bu tür konularda insan ilişkilerinde bir açmazdayım, bir çıkmazdayım. Komşuma nasıl davranmalıyım, nasıl hayatımdan çıkarmalıyım, düşman kazanmadan ince... Bakın ne kadar geniş dalımız var. Her şeyden öte bakın en basit bir örnek vereyim. Çocuklarımızı emzirmeden kesmenin bile... ruhsal sıkıntı oluşturmaması için bir yöntemi var. Anneler bile kendini suçlu hissediyor çocuğunu emzikten kestikleri zaman, memeden yani kestikleri onun zaman. Bile kesmenin bile ruhsal rahatsızlık oluşturması evet. için bir yöntemi uygulaması var. Yani o da var. Aynen öyle. Her şey var. Ay ne yok sizde? Şimdi neyden bahsedelim? Bilmem. Kişi yoksunluklarıyla mesela nasıl bahsedebilirim? Bir şundan bahsetmek istiyorum. Olur. Pardon sözünüzü kestim ama. Bir de şu çok büyük bir hata yapılıyor. Psikolojik hastalıklar tanımlanırken kişi tarif ediliyor. Mesela alkolik deniliyor. Hayır, alkolik değil. Manşete taşımayacağız.
alkol bağımlılığı rahatsızlığı var. Alkol bağımlılığı rahatsızlığı var. Dört kelime bizim için. Şimdi alkolik dediğinizde ne oluyor? Ya da bağımlı. Kişilikle ilgili, yani onun sanki bir kişiliğini tarif ediyorsunuz. Ya da bağımlı diyebiliriz. Evet. Yani biz tanımlarken hastalığı tanımlarız. Adını koyarken hastalığın adını koyarız. Kişinin özelliğini değil, kişilik özelliğini değil. Ha, evet, bağımlılık. Bağımlılık problemi olan hastamız. Evet. Bağımlı alkolik, da değil o zaman. Alkolik değil. Alkolik demek onun kişilik özelliği demek. Yani evet, onu damgalamak. Toplumun yaptığını aynen biz de yapmış öyle oluyoruz tedavi aynen ederken öyle tanımlarsak. Alkolik öyle değil. Değil. Alkol bağımlılığı rahatsızlığı var. Herkes sizin kadar çalışkan, bu kadar kelimeyi bir araya getirecek, bu cümleyi kuracak. Herkes diyor ki bağımlı. Ayyaş diyorlar ya da bakın. Toplumun işte yargıları diye, bu işlem edersiniz. O kadarını alkolik diye evet yani, şey yaptık. Toplumda evet böyle klişeler yok mu? Evet. Ya işte böyle sözlerle uzaklaştırılmıyor mu insanlar toplumdan, belli bir zümreden, aileden, evet, arkadaş kitlesinden değil mi? Evet. En argo kelimeyi seçerek ayıklanmıyor mu hayattan bu insanlar? Evet. Onun için ona hiçbir şekilde rahatsızlığını hatırlatmayacak birine gitmesi lazım. O da sizsiniz. Ya da kişilik özelliği olarak algılanmayacak. Çünkü ona yapışıp kalıyor. Kişiliğiymiş gibi oluyor. Hayır, bir rahatsızlık. Şimdi neden bahsedelim? Neyden? Mesela şeyden bahsedebiliriz. Psikolojik hastalıklar ne tür şikayetler şeklinde olur? Mesela siz bir tanesini kaşık olayında söylediniz. Çok doğal bir programımız. Biz sabah şekerleri, bir sağlık programıyız. Neyiz belli? Hayatın içindeyiz. İşte hayat diyoruz. Yok mu bu? Bir dostumuzla sohbet edince falımızı kapamıyor muyuz? İster inan, ister inan. Gırgırına kapatıyoruz yani. Ne olacak? Siz de kahvelerinizi yudumladıysanız kapatın fallarınızı. Kendinizi iyi hissetmenize hangi etkiler sebep oluyorsa onlardan vazgeçmeyin. Kesinlikle. Buyurun. Mesela psikolojik hastalıkların neden olduğu şikayetlerden bahsedebiliriz. Bunları mesela gruplayabiliriz. Biraz önce kaşık olayında söylediğimiz gibi kişilerde tekrarlayan, rahatsız edici, bakın, düşünceler gibi zihinsel şikayetler olabilir. Ama buradaki kriter rahatsız etmesi lazım. Şimdi siz bana kaşık olayını söylediğinizde bu zihinsel bir şikayet. Hani hastalıklarımızdaki şikayetleri kategorize ediyoruz ya, örnek evet veriyoruz. Tamam, bu zihinsel bir şikayet kaşık olayı ama bunun bana ruhsal hastalığın bir belirtisi olarak kabul edebilmem için bunun sizde rahatsızlık oluşturması lazım. Şimdi koca karısına diyecek ki ya iki bulaşıkta kalsa ne olur? Hadi yat uyuyalım, sabah erken kalkacağız. Bu o kişide o işin yapılmasına karşı merak uyandırıyor. Evet. Ancak kişi kendine derse ki Leyla, Ayşe, Fatma, Bilge, evet, ne var ya, şu kaşık da şurada dursun, bunca zaman bunun peşinde koştuğunda ne oldu? Kendine yaptın işte. Yani rahatsızlığının derecesini kendisi saptadığında, başkası söylediğinde değil de kendisi farkına vardığında bence kişi doktora koşmalı. Evet, çok güzel değil toparladınız, evet. Evet. Çünkü başkası söylediğinde dinlemiyorsunuz. Evet, kesinlikle. O sizi rahatsız ettiğinde dediniz ya az önce. Evet, rahatsızlık vermesi önemli. Siz çok o güzel saptamayı evet yaptınız. Evet. Ben değil hekimim. Teşekkür ederim. Kişiye güzel toparladınız. Evet, evet, kişiye rahatsızlık verirse dediniz. Evet. Oradan birleştirdim ben. Doğrusunuz, birçok konuda kendinizden yola çıktığımızda doktorluk olduğumuzu düşünüyoruz. Evet. Uzmanlık. Bakın, doktorluk bile belki bir yafta. Uzmanlık. Evet. Benden daha iyi bilene danışmak. Benim kendime her söyleyemediklerimi evet bana söyleyecek biri. Çünkü çevremizde Bilge Hanım, Allah aşkına, şimdi dostane bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Niye dostane bir sohbet gerçekleştiriyoruz? Çünkü bugün için bir hastalık dalı, bir tedavi unsuru, evet, bir tedavi haritası anlatmıyor. Özel spesifik bir şey konuşmuyoruz. Genel, evet. Bütün insanların gözünde, siz yayın öncesi dediniz ya, bunu sosyal bir sorun olmaktan çıkarmak evet istiyorum ben bu programda. Şimdi bu böyle değil midir? Çevremizdeki herkes bizi akşama kadar duymak istediklerimizi söylüyor. Evet. Kimin bizde işi görülüyorsa, Leyla'm siz çok iyisiniz. Bilge Hanım, bayılıyorum size vallahi. Gaza gelen ne kadar çalışkansınız işte. Hastanemizin en iyi hekimlerinden birisisiniz. Mesela. Evet. Ya da komşunuz. Ay maşallah komşum. Ne güzel, her yere de yetişiyorsun. Maşallah maşallah. Değil mi? Evet. Bunlar. Hep duymak istediklerimiz bunlar. Duymak istedim. Ama
duymak istemediklerimiz iç sesimiz konuşuyor bize. Aa, o bana maşallah diyor da benim içimdekileri bilmiyor. Peki senin içindekileri bilmesini hiç gerektirmeyecek bir yöntem var. Bilge Hanım'a gidin, içinizdekileri siz konuşun. Siz bile içinizdeki hissettiklerinizin farkında değilsiniz ve bilmiyorsunuz. Ve bunu kabul ediyorsunuz ki gitmiyorsunuz, destek almıyorsunuz. Mesela sevgi bir tutku olursa ne yapmak lazım? Şimdi sevginin bir tutku olması bunun temelde bazı şeylerin yanlış olduğundan dolayıdır. Yetiştirilme tarzıyla ilgili, fazla tapınmayla ilgili. Tapınmayla ilgili, yani geniş bir boyuttur bu. Zaten aile yapımız, toplumsal olarak aile yapımız bağımlı yetiştiriliyor çocuklar. Harikasınız. Sevgi bağımlısı. Ben annenin babanım, ben seni doğurdum, koşullu ben seni büyüttüm. Koşullu sevgi, aynen. Hep çocukların üzerine çok ağır manevi sorumluluk atılıyor. Değil mi? Seni doğurdum, büyüttüm, saçımı süpürge ettim ya da baba akşama kadar aynen canım çıkıyor öyle dışarıda. Bir sürü insanın ağzının kokusunu çekiyorum. Siz rahat yaşayın diye. Yani sevgi tutku haline gelmişse bu yetiştirilme ya da toplumun değer yargılarıyla ilgili bir şeydir. Çok haklısınız. Zaten çocuklar bağımlı olarak yetiştiriliyor. Ay çok haklısınız. Bağımlı olarak yetiştirilen bir birey kişi bağımlısı oluyor. Onun için aile içi iletişimimiz de çok kopuk oluyor. Hep itaat etmesi gereken kişi oluyoruz. Hep kabul eden kişi oluyoruz. Ama sonra bakıyoruz ki bize bunu yapıyorlar ya. Biz de sevdiklerimize mesela bunu yaşayan çok arkadaşım, bana yapan çok arkadaşım da var. Siz çocuğunuza yapıyor musunuz? Ara sıra. Ve sonra diyorum bunun ki... Bunun farkındasınız ve... Farkındayım. Ve diyorum ki Leyla... Farkında olmanız bile büyük başarı. Ona kadar say. Ve kızıma diyorum ki Su anneciğim ben bunu bir daha yaparsam lütfen senden rica ediyorum. Bana hatırlatır mısın? Evet. Anne bunu yapmayacaktın diye. Tamam anneciğim diyorum. Kızmam diyorum. Ve bakıyor ki sonra... Hayatındaki herkes için çok önemli olmak istiyor. Çünkü onun hayatındaki herkes çok önemliydi ya onun için. Evet. O da hayatındaki herkes için çok önemli olmak istiyor. Ama onun hayatında kim çok önemli olabilir daha farkında değil. Evet. O herkes için önemli olmak istiyor. Mesela bizim nesil bunun acısını çok çekmiş çok bir çekti nesildir. Evet. Yalan mı? Biz çok baskıyla büyütüldük. Yani müthiş bir dominantlıkla büyütüldük. Evet, evet, dominantlıkla büyütüldük. Ve her yapılan anne babalık olarak yapılması gereken şeyleri bile biz hep iyilik olarak, iyilik olarak bunun karşılığını vermek zorunda olarak büyütüldük. Biz çok yanlış büyütüldük. İşte ama önemli olan şu. Bu yanlışın farkında olup kendi çocuklarımızı böyle büyütüyor muyuz, büyütmüyor muyuz? Şimdi orayı yargılayamayız. Geçti gitti. O neslin doğrusuydu ama o bizim doğrumuz olmak zorunda. Evet. Ama bu hala bu şekilde silsile devam ediyorsa sıkıntı burada. Evet. Çok haklısınız. Siz size uygulanan yanlış davranışları kötü niyetle uygulanmadı bu. Bildikleri, gördükleri davranış şekli bu. Evet. Yargılamıyoruz o nesli ama sadece yargılayacağımız bizler olmalıyız. Biz aynı şeyi yapıyorsak farkında olup da oranın yanlış olduğunun farkında olup aynı şeyi yapıyorsak biz suçluyuz. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete o zaman. Aynen öyle. Değil mi? Yani farkında olmak yetmiyor. Bu farkındalığı farkında olup düzeltmek ve uygulamak da yani gerekiyor. Farkında olmayı farkındalığa dönüştürmek gerekiyor. Evet. Çevre içinde bir emsal teşkil etsin. Evet. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Mükemmel olmaya çalışmalıyız. Ya da doğrusunu, en doğruyu bulmaya çalışmalıyız. Bir şey söylüyorum. O da bilimsel bir dayanak var. Ve bu bilimsel dayanak da kanıta dayalıdır. Bu bilimsel dayanak da geçerli bir şeydir. Evet. Bir yaşam anekdotu kitabım çıkacak çok yakında. Orada mesela bir giriş ve sonuç cümlem var benim. Kitabın başında ve sonunda. İnsan olarak başladığımı düşünüyordum hayata. Ne çok rolüm olmuş. Aslında bazen aştım. O rolleri siz aldınız. Aslında bazen aştım. Gölgemde evet. İnsanların ya da nesnelerin dinlendiği ya da evet soluklandığı, değil mi? Evet. Aslında bazen pazar yeriydim. Herkes lazım olanı aldı gitti. Evet. Aslında bazen bir şemsiyeydim rüzgara direnen ama altımdakilerin güneşi hissetmediği. Bazen bir yağmurdum. Hangi tarlaya yağmak istediğim konusunda hiç seçim hakkı verilmeyen. Bazen bir rüzgardım. Seçim hakkı veriliyor. Değil.
verilmeyen. Bakın bizim neslin büyütülme şekli bu. Bizim nesil için öyle. Ama bütün bunlar beni şuraya vardırdı ki yaşadığımız sürece Bilge Hanım, beni doğrular mısınız bilmiyorum, karşı çıksanız da saygı duyuyorum. İnsan kendinin en doğru versiyonunu aramak zorunda hayat devam ettiği sürece. Evet. Ve ben size kesin geleceğim. Bekliyorum. Kesin gel. Titizlik konusuna kesin gelmem lazım zaten. Daha ilerlememesi için diyelim. Değil mi? Belki ilerlemiş şeyler mi vardır bilemem yani, şimdi sadece kaşıktan çıktık ama. Çok detaylı şeyler de var. Bilge Hanımcığım, ben gidip komşunun mutfağını toplamadan, camlarını silmeye başlamadan bana bir el atın. Bakın, obsesif kompulsif bozukluk diye. Sona da geliyoruz, evet, yavaş yavaş. Dinliyorum sizi ama lütfen birkaç dakika. Obsesif kompulsif bozukluk diye toplumumuzda da sık rastlanan bir rahatsızlığımız var. Kısaca bu kaşık olayından bir şey mi dedi Ezel bana Bilge Hanım? Evet. Ezel. Obsesyon dediğimiz şey, size yani obsesyon dediğimiz şey şu, düşünce. Kişinin zihnine doğru olmadığını bildiği ve saçma olduğunu bildiği düşünceler geliyor. Bakın, bu iki şey çok önemli. Bu düşüncenin saçma olduğunu biliyor, doğru olmadığını da biliyor. Ama zihninden, örnek vereceğim, zihninden atamıyor. Bunu zihninden, çünkü zihninden atamaması ona rahatsızlık veriyor. Rahatsız edici düşünce. Örneğini vereceğim. Vazgeç gitsin. Hastalık. Vazgeçebilirim ama. Kaşıktan vazgeçebildiniz mi toplamaktan? Geçtim. Son iki ayda vazgeçtim. Şimdi başka kaşıklar ama var vazgeçeceğim. Ama herkes sizin gibi şanslı değil. Bundan kurtulmak için kompülsiyon dediğimiz bir davranış geliştiriyor. Mesela kişi elini yıkıyor. Ay yok, zihnine elin temiz olmadı düşüncesi geliyor. İki şey yapmışım, hastalığın şeyi bu. İki şey söylemiştim. Rahatsız edecek bu düşünce, doğru olmadığını bilecek ama yine de yapacak. Zihninden atamayacak. Bu düşünceden kurtulmak için 3 kere, 5 kere, 6 kere elini yıkıyor. Yıkayacak. O kaşığı kaldırmam gerekli düşüncesi geliyor. Bunun saçma olduğunu biliyor. Sizi tarif ediyoruz. Kendini yoracağını biliyor. Ama bir şekilde rahatsız edici bir düşünce. Ama bunu zihninden atamıyor. Evet. Bundan kurtulmak için kaşı çöpe atıyor. Çöpe mi atıyorsunuz? Böyle de bir kısa bir bilgi verelim. Harikasınız. Obsesif değilim. Bunu mu anlattık? Titizim. Titizim sadece. İşte. Evet, ama mükemmelliyetçi yapınız vardır ama bir stres faktörü hayatınızda, günlük yaşantınızda karşılaştığınızda bu obsesif kompulsif bozukluğa dönüşebilir. Şimdi İstanbul'daki bir psikiyatr arkadaşımla konuştum, Alev'le. Dedim ki, Alev sen daha öyle titiz misin dedi. Evet dedi, çok titizim. Titiz olarak biliniyorsunuz yani, yakın çevreniz tarafından. Ama şöyledir, titizlik şöyle, temizlerken titizim ama evimin... Kaç kere temizlersiniz? Hayır, normalidir. Normali. Normaliniz zaten ne? yani normal. normal. Düzeni çok severim. Olmazsa ne olur düzen? Çok bilemiyorum. Rahatsızlık hiç olmaması olmadı çünkü, değil mi? Bilmiyorsunuz. Yani hiç düzensiz oldunuz mu? Olduğum zaman da ev kafamda gezer akşama kadar. İşte takıntılı sonra düşünce bu. Kafamda gezeceğini elimde olsun. Ya bir bir hafta size ödev veriyorum. Kesinlikle o ev düzensiz olacak. Size ne diyeceğim? Bir hafta hocam. Bakın. Tamam, vallahi deneyeceğim. Valla bitsin mi? Ama anlatacaklarımız var. Ya işte böyle zor gelirsiniz, zor gidersiniz bizim programdan. Alev bana dedi uzatma ki. Şeyim arkadaşım dedi, aradan dedi 23-24 sene geçti dedi. Tamam, şimdi adını buldum. Nedir? Kızım dedi, sen temizlikle titizliği ayıramıyorsun birbirinden. Doğru. Doğru. Şimdi normal kavramını detaylı konuşmak lazım. Değil size mi? Göre normal. Ama 3 gün bakalım düzenli tutmayın. Rahatsızlık duyuyor musunuz, duymuyor musunuz? Çünkü hiç tutmamazlık yapmadığınız için bilmiyoruz. Çok haklısınız. Demek ki... Ödevimizi anladık değil mi? Çok bir iyi hafta anladım. O ev düzenli olmayacak. Evet, yani saçların kirli olabilir. Bir gün durup bir gün yıkayabilirsin. Her gün yıkamak zorunda değilsin. Biraz daha zaman geçerse kaynak yaptıracaksın Leyla Hanım. Yani ayakkabılar kalıbına konmayabilir. Bu kadar düzenli olmayabilirsin. Evet. Ve bu kadar çok sorumluluğun varken her insan gibi, sizin gibi
kadın erkek diye ayırmıyorum. Ben toplumdaki herkesi bir birey olarak görüyorum. Cins olarak öyle, ya da evet, cinsiyet olarak görmüyorum. Bütün insanlar gibi hepimizin sınırsız sorumlulukları varken ve bu sorumluluklar içerisinde biriken işleri yıllarca yine biz yapmak zorunda kalacağız diye düşünürken her işi anında yapma güdüsünden kaynaklandığını biliyorum bu tertip ve düzen aşkının. Evet. İyi bir aşk olmadığını da biliyorum. Ve o ayrılmanız iş, lazım bu aşktan, evet, ama. Ve o iş yine beni bulduğunda hafta içinde her gün ayırdığım zamanı sadece pazar günü ayırınca da o işi halledebileceğimi biliyorum. O zamanların toplamında halledebileceğimi biliyorum. Ama yine de size gelmek istiyorum. Çünkü bu kadar mükemmel olmayan bir dünyada bir ben mükemmel olmaya çalışmak zorunda değilim. Mükemmellik haddim değil. Estağfurullah tövbe. Çalışmak zorunda değilim. Bu kadar yıpranmanıza gerek yok. Gerek yok. Bırak, sağ ol. Her şeyi toparlıyorum Ezel. Topla da gel. Toparlıyorum. Hayatı toparlıyoruz Ezel. Panik bozukluğu mu konuşacağız sonraki programda? Panik atağı konuşur. Panik tamam, atak, panik bozukluk, tamam, farklar neler, tamam, nedir, ne değildir. Anlaştık. Çok teşekkür ederim. Çok ben güzeldi sohbetimiz. Ben teşekkür ederim. Kesinlikle benim için de öyleydi. Vallahi. Bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Malatya kayısısı gibi geldiniz bana. Ne İki gibi? Hemşeri, Malatya kayısısı gibi. İki hemşeri program yaptık. Ne Malatya'da, hoş oldu. Çok teşekkür ederim. Vallahi. Çok mutlu oldum sizinle. Sağ olun. Ben de öyle. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Sevgili izleyenlerimiz, bugün yine sizlere işte hayat demeye çalıştık. Doktor Bilge Kara, psikiyatri uzmanı Bilge Kara konuğumuzdu. Özel Mersin Orta Doğu Hastanesi'nin çok kıymetli hekimlerinden birisiydi. Kendisini en kısa zamanda stüdyomuza tekrar ağırlamak istiyoruz. Şimdi diyoruz ya, şöyle mi yapmalı, böyle mi yapmalı? Ancak o kadar deyim yerleşmiştir ki hayatımıza. O kadar çok cümle vardır ki geçmişten bize miras kalan. Belki de yaşantımızın geçmişini düzenleme hakkımız artık kaybedildi, kaybettik, elimizden aldılar, şudur budur ya da mümkün değil diyelim hiçbir yeri suçlamadan, mümkün değil. Geleceği kurmak gayretimize tabi. Ancak şu anı işte geçmişin bize kazandırdığı alışkanlıklarla çok da telef etmemek lazım. Sevgili hekimimin bugün zemin oluşturması bakımından ana hatlarıyla psikiyatri hayatımızın hangi alanlarında, uykuda bile, uyku apnesinde bile, uykuda bile siz uyurken psikiyatri sizin için çalışabilir. Tansiyonda bile, değil mi? Şekerde, aklınıza ne gelirse, her şeyde. Stresten koku duyularının zayıfladığını biliyor musunuz? Evet, işte hayatımızın her alanında hep bilen insanlar olsun. Çünkü ne gelirse bilmeyenden geliyor. Ve bilmeyenler, geçmişimizde kıymetimizi bilmeyenler, kadrimizi bilmeyenler, iş gücümüzün farkında olmayanlar, hünerlerimizin, becerilerimizin ya da meziyetlerimizi eziyet eder. Yani bütün bilmeyenlerin bizim bileceklerimize engel olmasına izin vermemeliyiz. Asla izin vermemeliyiz. Onun için psikiyatriye gitmek hiç ayıp değil, tukaka değil, psikiyatrlar deli doktoru değildir. Delirmemeniz için zamanında düğmeye basacak bir hekimlik dalıdır psikiyatr. Önümüzdeki hafta işte hayat demek için yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. İşte hayatın içinde hepsi var. Pasaklı olmak da var, temiz olmak da var, takıntılı olmak da var. Tamam. Aman sen de giden gitsin, kalan sağlar bizimdir demek de var. Size işte hayat dediren ne varsa haftaya yine birlikte onları bir cümlede toplayalım, olur? Hoşça kalın. Özel Mersin Orta Doğu Hastanesi'nin sunduğu Leyla Pak'la İşte Hayat sona erdi.